Evet kıymetli hemşerilerim, bugün sizlerle farklı bir ortamdan bir araya geliyoruz. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullar dolayısıyla sosyal mesafeyi koruyarak sosyal medya üzerinden bugün bir aradayız. Tabii 31 Mart yerel seçimlerin üzerinden bir yıl geçti. İnsan bu bir yılın sonunda daha farklı bir ortamda yüz yüze, göz göze, yan yana bir arada görüşmeyi temenni ederdik ama ne yazık ki bugünlerde bu sosyal mesafeyi korumaya ihtiyacımız var ve dolayısıyla bugün sizlerle sosyal medya üzerinden bir araya geliyoruz. Ben öncelikle takip eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün benim için de ilk tecrübe sizlerle hem Çorlu Belediye Başkanlığı olarak bu süreç içerisinde koronavirüsle ilgili mücadelemizden bahsetmeyi istiyorum. Hem de uzun zamandan beri bir araya gelemediğimiz için varsa sorular, soruların cevaplarını oluşturmayı arzu ediyorum. Bir yarım saat için bir arada oluyor olacağız. Ümit ederim karşılıklı olarak keyif aldığımız bir sohbet ortamı olur. Bundan sonra devamında da belli aralıklarla bir araya gelmeyi, şehrimizde olanı biteni sizlerle en azından bu alan üzerinden paylaşmayı arzu ediyorum. Tabii halk konuşuyor, başkan dinliyor etkinliklerimizi yapmayı da dört gözle bekliyorum. Aranıza girmeyi de dört gözle tekrar bekliyorum. Öncelikle takip ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Tabii Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, rahatsızlanan, hastalanan vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum. Bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Çorlu Belediye Başkanlığımız da bu dönemde diğer bütün kurumlarımız gibi, kaymakamlığımız, sağlık teşkilatlarımız, emniyet teşkilatımız gibi ilk günden itibaren sahada vatandaşlarımızla bir arada yapılması gerekenleri takip ediyor vaziyetteydi. Bu anlamda kaymakamlık nezdinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir parçası olarak zabıtamız, jandarmamız, emniyet teşkilatımız, belediye çalışanlarımız öncelikle sağlık için alınması gereken tedbirleri ve yapılması gerekenleri vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla gayret gösterdiler. Bunun dışında bugün en önemli şey sosyal izolasyonun dışında kişisel hijyen tedbirlerimizi ve ortam hijyen tedbirlerimizi almak olduğunu düşüncesiyle başta belediye binamız, hizmet binalarımız olmak üzere kamu binalarının hemen hemen hepsine, ibadethanelerimizi, çocuklarımızın bir araya geldiği parklarımızı, okullarımızı, misafirhaneleri, spor tesislerimizi, muhtarlık binalarımızı, böyle listeyi yazdık unutmayalım diye pazar yerlerimizi ve otogarlarımızda tedbir aldık, dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bugün her zamankinden daha özenli bir şekilde her mahallemizde temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmeye, çöp kovalarının dezenfeksiyonunu daha özenli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. Ve tekrar tekrar dezenfeksiyon işlemlerini de yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüzden, Park Bahçeler Müdürlüğümüzden, zabıtamızdan ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde arkadaşlarımız hemen hemen 7 gün 24 saat boyunca şehrimizi takip ediyor, talepleri izliyor. Taleplere yetişmek için genelgeler doğrultusunda azalmış olan kadromuza rağmen canla başla arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar. Tabii bu virüsün doğuracağı etkilerin azaltılmasında en önemli vazife vatandaşlarımıza düşüyor. Sağlık teşkilatlarımız, hıfz-ı sıha kurullarımız tarafından alınan kararların uygulanması çok önemli. Bu anlamda da zabıta teşkilatımız, zabıtalarımız genelgeler doğrultusunda önce kapatılan iş yerlerimizi, kapanmak zorunda olan iş yerlerimizi sıkı sıkıya takip ettiler. Bugün de çalışan ama çalışırken bazı kurallar belirlenen, örneğin marketlerimizde sosyal mesafe,
bunun dışında marketin içerisinde bulunması gereken insan sayısıyla ilgili kuralları canla başla yerlerinde takip ediyorlar. Belediye hizmet merkezlerimize ve pazar yerlerimizde özen gösteriyoruz. Yakın zamanda biliyorsunuz pazar yerleriyle ilgili de mesafe koşulları, pazar yerlerinde alınması gereken tedbirler yayınlandı. Bunların hayata geçirilmesi konusunda da zabıtamızın üstün gayreti olduğunu ifade etmem lazım. Belediye binamızda öncelikle 65 yaş üstü, engelli, kronik hastalığı olan, 12 yaşından küçük çocuğu bulunan çalışanlarımıza genelgeler doğrultusunda izin verdik. Bu kapsamda yaklaşık 170 çalışanımız izinli. Daha sonra gelen genelgelerle değişerek çalışma prensibine uygun olarak hemen hemen belediye çalışan sayımızın yarısıyla bugün itibariyle vatandaşlarımıza hizmet vermek gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda izin veremediğimiz özellikle temizlik işleri, Park Bahçeler İşleri Müdürlüğü'ndeki arazi temizliğinde çalışan arkadaşlarımızın tamamına, zabıta teşkilatımıza, huzurlarınızda ben vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Herkes evinde dururken bu arkadaşlarımız bizlerin hijyeni, bizlerin sağlığı için sokakta çalışmaya devam ediyorlar. Tabii hayattan belli oranda çekildiğimiz için unutmamamız gereken sokak hayvanlarımız da var. Bunları da zabıtamız, çalışanlarımız takip ediyorlar. Dönem dönem eleştiriler olduğunu görüyorum sosyal medya üzerinden. Ekmek verilmiş, gıda verilemez mi, mama verilemez mi noktasında. Bunları da elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her noktada arkadaşlarımız sokak hayvanlarını da ihmal etmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu süreçte karşılıklı bilgilendirme son derece önemli. Görsel alanlarda sizlere ulaştırılması gereken, örneğin Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralı son derece önemli. Bu 14 kuralı görünür her alanda sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Ben bu vesileyle tüm çalışanlarımıza da huzurlarınızda tekrar teşekkür etmeyi arzu ediyorum. Bu noktada şehrimizde gayret gösteren başta kaymakamlığımız, jandarmamız, emniyet teşkilatımız canla başla vatandaşlarımıza ulaşmak için gayret gösteriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Şimdi belediye başkanlığı olarak nerelerde çalıştığımızdan müsaade ederseniz bir miktar bahsetmeyi arzu ediyorum. Belediye binalarımızdan bahsetmiştim. Şehir stadımızda kafelerimizi biliyorsunuz kapattık. Bu alanlarda dezenfeksiyon, açıkken dezenfeksiyon çalışmaları yapmıştık. Hayvan barınaklarımızda çalışanlarımızın bulunduğu her alanda arkadaşlarımızın çalışmaları oldu. Şinasi Kurşun Caddemizde çalışmalar yaptı arkadaşlarımız. Tabii tek tek saymak oldukça zor olacak. Omurtak Caddesi'nde. Tabii şehrimizde 1500'e yakın cadde, sokak ve bulvarımız var. Aynı anda her yerde arkadaşlarımız bulunamıyorlar. Ama belli bir program çerçevesinde vatandaşlarımızın özellikle yoğun kullandığı alanlar başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız alandalar, dezenfeksiyon çalışmalarına gayret gösteriyorlar. Tabii buradan özellikle vurgulamam gereken birkaç konu daha var. Biliyorsunuz birçok ülke ve bakanlarımızın bir kısmı bu mücadelenin neredeyse savaş niteliğinde bir mücadele olduğunu özellikle vurguladılar. Bu savaşta her vatandaşımıza çok önemli bir vazife düşüyor. Bugün ne yazık ki henüz sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Ancak vatandaşlarımızdan beklentiler bu anlamda devletimizi idare edenler tarafından ortaya kondu. Sosyal izolasyon, evde kalmak, teması azaltmak son derece kıymetli. Bu anlamda bir cezalandırma sürecine girmeden her birimizin zorunluluk olmadığı sürece evlerimizde diğer vatandaşlarla iletişim kurmaya birazcık mesafe vererek özen göstermesinde fayda var. Bunu sağlık sistemimiz için hastalanıp tedaviye ihtiyaç duyacak kişiler için özellikle özen göstermeliyiz. Dünya örnekleri bunu gösteriyor. Hep beraber İtalya'yı, İspanya'yı, Kore'yi, ülkemizi hep beraber izliyoruz. Kurallara ne kadar çok uyulursa
bu süreci atlatmak o kadar kolay, o kadar daha az kayıplı olacak. Dolayısıyla ben şehrimizin insanlarına inanıyorum. Kendilerinin özen göstereceğine inanıyorum. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızı kollamak için ayrıca özen göstereceklerine, büyüklerimizi kollamak için ayrıca özen göstereceklerine de inanıyorum. Tabii biz dönem dönem ufak ufak tedbirlerde alıyoruz. Ne yazık ki banklarımızı söktük. Güzel havalarda vatandaşlarımızın yoğunlukla bir araya geldiği alanlarda bu tedbirler sizlerin sağlığı için, bizlerin sağlığı için, vatandaşlarımızın sağlığı için alınıyor. Bankları tekrar yerine taktığımız, keyifle bir araya geldiğimiz zamanların bir an evvel gelmesini temenni ediyorum. En kısa sürede bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Şimdi bir miktar yorumlara bakayım müsaade ederseniz. Cevabını verebileceğimiz, veremeyeceğimiz şeyler varsa da takip edelim. Öncelikle günaydın demiş arkadaşlarımız, birçok vatandaşımız. İyi günler, sizden bir ricamız var. Su faturalarında indirim yapmanızı bekliyoruz. Malum hastalık yüzünden en azından şu hastalık bitene kadar indirim yapın ki Çorlu'muzda sizde bir iyiliğiniz dokunsun. Unutmayın ki yaptığınız her şey size olumlu olarak dönecektir. Hayırlı günleriniz olsun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii bu dönemde su faturalarında indirim yapılan şehirlerimiz oldu. Bazı şehirlerimizde de faturaların ödenmesi ötelendi ve suyu kesilen vatandaşların da suyu açıldı. Şu anda vatandaşlarımızın bu taleplerini alıyor, büyükşehir nezdinde gündeme getiriyor ve ifade ediyoruz. Henüz büyükşehir nezdinde meclisler de bir araya gelmediği için bu yönde indirimle ilgili bir karar alınmadı. Ama özellikle şunu vurgulamam lazım müsaade ederseniz buradan. Suyu kesilen herhangi bir vatandaşımız varsa özellikle rica ediyorum. Çorlu Belediye Başkanlığı'nın 444-99-59 numaralı telefonundan bize ulaştıklarında arkadaşlarımız bu suyun açılması için de ayrıca gayret gösterecekler. Ümit ediyorum ki Büyükşehir Meclisi'nde meclis üyelerimizle beraber vatandaşlarımızın bu taleplerini hep beraber duyacak, gerekli kararı meclis üyelerimizin tamamıyla beraber Kadir Başkanımızın önderliğinde alacağımızı ümit ediyorum. Ama bu kısa dönemde özellikle Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları için en önemli şey bugün suyumuzun kesilmiyor olması, suyumuza yönelik ihtiyacı, hijyen koşullarını sağlıyor olmamız, bunun gerçekleştirileceğini, buna aksi şeylerle, bu anlattığımın haricinde şeylerle karşılaşan vatandaşlarımızın özellikle bizleri haberdar etmesini rica ediyorum. Biz bunları büyükşehir nezdinde de takip ediyor olacağız. Zonguldak'tan da bir vatandaşımız selam söylemiş. Biz de selam söylüyoruz. Kaldırımlar, şu kaldırımlar üzerindeki araçlar için ne gibi yaptırımlar düşünüyorsunuz? Tabii bugün en önemli başlığımız değil ama tabii önemli bir konu. Zabıtalarımız bugün itibariyle büyük çoğunlukla korona virüsüyle mücadele kapsamında gayret gösteriyorlar. Gerek tebligatların yapılması, gerek sokak hayvanlarıyla ilgilenmek, gerekse kamu tarafından kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi. Ama bu süreçler tamamlandığında bu noktada daha çok özen göstereceğimizi özellikle vurgulamam lazım. Koronavirüsünden dolayı emlak vergilerinde bir gelişme olacak mı? Henüz bu noktada yayınlanmış bir genelge yok. Öyle tahmin ediyorum. Biliyorsunuz etap etap, aşama aşama devletin ilgili kurumları tarafından duyurular, açıklamalar yapılıyor. Bu noktada vatandaşlarımızın içine düştüğü koronadan kaynaklanan işsizlik gibi gerekçelerle yanında olmamız gerektiği aşikar. Bu noktada herhangi bir düzenleme yapıldığı takdirde bizim de bundan geri durmayacağımızı, hızlıca hareket edeceğimizi özellikle vurgulamam lazım. Reşadiye mahallemizde sularımız yokmuş. Arkadaşlarımız hemen takip etsinler. Burhanettin arkadaşımız kahvesini yudumluyormuş. İnşallah beraber yudumladığımız anlar da olur. İşçi servislerini zabıta kontrolleri yapılması gerekmiyor. İşçiler servislerde üst üste buna yönelik bir düzenleme oldu biliyorsunuz.
yavaş yavaş özel sektör çalışanlarıyla ilgili de ihtiyacı olmadığı takdirde yarı zamanlı çalışmaya yönelik düzenlemeler var. Zabıtamızla ve emniyet teşkilatımızla bir görüşüp servislerde özellikle o sosyal mesafe, 1-1,5 metre mesafe ve çapraz oturma şartlarıyla ilgili düzenlemeyi takip edelim. Evet, haksızlık ettiğimiz otobüs işletmesi çalışanlarımız var. Onları da buradan sevgi ve saygıyla tekrardan selamlıyorum. Onlar da birçok vatandaşımız evdeyken bizler için çalışıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyorum kendilerine de, şehrimiz adına. Bütün işler bütün işler durdurulsa biz evdeyiz çocuklarımla ama babamız işe gidiyor, virüs getirecek diye korkuyoruz. İşler durdurulsun, herkes evde kalsın bir süre. Tabii gerek Cumhurbaşkanlığı makamı gerek Sağlık Bakanlığı süreçleri takip ediyor. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilerek sürecin tamamlandığı görülüyor. Öyle tahmin ediyorum. İhtiyaç olduğu andan itibaren bu noktada gerekli kararlar alınacaktır, alınması gerekir. Bir vatandaşımızın iş yerlerini belediye olarak dezenfekte yapabilir misiniz diye sorusu var. Sohbetimize başlarken bu mücadelenin topyekün yapılması gereken bir mücadele olduğunu özellikle vurgulamıştım. Tabii biz belediye başkanlığı olarak kamunun ortak kullandığı kamu binaları, belediye binaları ve diğer kamu binalarında dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz ama şehrimizde 20 bine yakın işletmemiz var. Bu mücadeleyi hep beraber yapmaya ihtiyacımız var. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ilan ve duyurularında her seferinde dezenfektan değil, en önemli temizleme aygıtının, en önemli temizleme şeyinin çamaşır suyu olduğu, düzenli temizliğin yapılması gerektiği, el hijyeni, sabun olduğu özellikle vurgulanıyor. Bu noktada her ne kadar istesek de bütün işletmelerimize belediye başkanlığı olarak tek başına yetişmemiz mümkün değil. Dolayısıyla her birimizin dükkanlarında belli ölçüde tedbirlerini almaya ihtiyaç var. Hiçbirimizin yetişemediği, yapamadığı anlar olursa elbette ki Çorlu Belediye Başkanlığı olarak orada olacağız. Ama önceliğimiz belediyenin olması gereken noktalardaki dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Başkanım, fakültemizin dekanı İmdat Bey'in bir sorusu var basın mensuplarımızdan. Sürekli su tüketimine vurgu yapıyor. Su seviyesinin deniz seviyesi altına indiğini söylüyor. Çorlu'da önümüzdeki günlerde su sıkıntısı yaşanabilir mi? Bugün itibariyle TESKİ'den buna yönelik olarak herhangi bir uyarı gelmiyor. Yalnız dönem dönem vatandaşlarımızın şu eleştirilerini duyuyoruz. Tabii bugün hemen hemen hepimiz evlerdeyiz. Dolayısıyla su tüketimimiz, evlerdeki su tüketimimiz oldukça arttı. Aynı anlarda suyla iş yaptığımız saatlerde bazı binalarda özellikle su deposu ve hidrofor bulunmayan eski yapılarımızda üst katlarda basınç düşüklüğü dolayısıyla suyun gelmediğine yönelik eleştiriler oluyor. Bu noktada mümkün olduğu kadar depolarla ilgili problemlerin hızlıca çözülmesi hepimizin vazifesi. Bunu özellikle vurgulamam lazım. TESKİ tarafından dönem dönem arıza yapılırken su kesintileri yapılıyor. Bunların duyurularının yapılmasıyla ilgili beklentimizi biz kendilerine de özellikle ilettik. Bu noktada tabii her binamızda su deposunun bulunması, hidroforun bulunması da son derece önemli. Bu iki bina yan yana, birinde su deposu, hidrofor var, bir tanesinde yok. Su deposu, hidrofor olan hiç su kesintisi yaşamıyorken su deposu ve hidroforu olmayan binalar her yapılan tamirat için yapılan kesintilerin her birini duyuyor. Bu noktada bu işleri gerçekleştirmek için belki de doğru bir zaman diyebilirim. Mümin Bey bir su kaçağı bildirmiş. Bunun takip edileceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlarım hemen iletecekler. Evet, israfta bulunulmamasını Ayber Bey hatırlatmış.
Rafet Bey, başkanım, ihtiyacı olmayanlara erzak ve nakdi yardımlarımız olacak mı? Önemli bir konuya değindi Rafet Bey. Tabii bu dönemde biliyorsunuz hem devletimiz nezdinde sosyal yardım anlamında nakdi yardım yapılıyor, yapılacak bugün ya da yarın bildiğim kadarıyla. Biz de Çorlu Belediye Başkanlığı olarak bu süreçte işsiz kalmış vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan, gıda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza erzak yardımı yapıyor olacağız. Tabii bunu, bu süreci son derece disiplinli bir şekilde yönetmeye ihtiyacımız var. Özellikle onu vurgulamam lazım. Gerek Çorlu Belediye Başkanlığımız, gerek kaymakamlık makamımız, gerek Kızılay'ımız, gerekse de hemşeri derneklerimiz, yardım kuruluşlarımız. Bu dönemde yaptığımız yardımların doğru adreslere ulaşması son derece kıymetli. Çünkü yardıma ihtiyaç duyacak vatandaş sayımız muhtemelen şehrimiz bir göç şehri, bir iş şehri olması dolayısıyla çok daha fazla olacak. Bu anlamda biz gerekli tedbirlerimizi aldık. İlk aşamada 5000 vatandaşımıza ulaşacağımızı, devam eden süreçte ihtiyaçlar söz konusu oldukça ulaşmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu noktada muhtarlarımızın, kaymakamlığımızın vefa sosyal destek hattının muazzam gayretleri var. Kayıtları düzgün bir şekilde almaya, doğru insanlara, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret gösteriyorlar. Yardım kuruluşlarımızın, yardım eden derneklerimizin ve kurumlarımızın da bunu bir uyum içerisinde yapmaya ihtiyacı var ki birimizin yaptığı bir yardımdan diğer kurumlarımız da haberdar olsun ve gene doğru ihtiyaç sahibine ulaşıyor olalım. Bu noktada Çorlu Belediye Başkanlığı olarak elbette ki talepleri alacak. Bu taleplerini yerine getirmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyor olacağız. Belediye Başkanlığı olarak nakdi yardımımız yok. Ancak kaymakamlık makamımızın bildiğim kadarıyla yakın zamanda kurallar çerçevesinde bir nakdi yardımı oluyor olacak. Ali Bey, bugün sizinle görüşmek için belediyeye gelebilir miyim demiş. Tabii belediyeye de gelebilirsiniz ama sosyal medya üzerinden de elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Daha önce sizinle de mesajlaştığımızı hatırlıyorum. Bu noktada yazışabiliriz. Ben de tabii şu eleştiriler de oluyor dönem dönem. Her gün saatinde belediyeye geliyorum, sabah saati, akşam saati ne kadar da belediyede işlerimizi, şehrimizi takip ediyoruz. Tabii vatandaşlarımıza evinde kal derken bunun aksine bir refleksle sokakta da bolca gezmemeye çalışıyor. Bazen genelgeler yayınlandığında bu genelgelerin gerekleri yerinde getiriliyor mu noktasında takip için çıkıyorum. Ama sosyal mesafeyi ayarlamak, sosyal izolasyonun önemine inandığım için belediye binamızdan işlerimizi takip ediyorum. Eskisi kadar sokakta görmüyoruz diye eleştirenler var. Zaten eskisi kadar sokakta bir araya gelmiyor olmamız lazım. Bu süreç için en azından bu noktada sosyal medyadan, WhatsApp'tan her türlü mesaja yetişmeye, takip etmeye, arkadaşlarımızla beraber takip etmeye gayret gösteriyoruz. Her mesaja ulaştım, hepsine yetiştim demem çok zor çünkü çok sayıda mesaj geliyor. Ama elimden geldiğince de eve gittiğim andan itibaren de akşam saati de mesajlara yetişmeye, cevap vermeye gayret gösteriyor. Dolayısıyla sosyal medyadan da iletişim kurabiliriz. Belediyeye de gelebilirsiniz. Belediyede bulunuyorum. Buyurun. Evet. Ünzile Hanım basın mensuplarımızdan yazmış. Koronavirüsün ülkemize görünmesinin ardından fırsatçılar başta Kolonya olmak üzere birçok ürünün fiyatlarında artış yaptı. İlçemizde fahiş fiyata ürün satan bir yer tespit edildi mi? Tabii Ünzül Hanım, bu konuyla ilgili düzenleme Ticaret Bakanlığı'nın takip etmesi gereken bir düzenleme. Öyle tahmin ediyorum MASAK ve vergi müfettişleri tarafından bir denetim yapıldı. Bizim zabıtamız marketlerde etiketle kasa fiyatı birbirini tutuyor mu denetimi yapabiliyor. Dolayısıyla fiyatın ne kadar yüksek veya ne kadar alçak olduğu ile ilgili denetimi yapma yetkisi belediye zabıtasında değil. Öyle tahmin ediyorum yerel basında ve ulusal basında da gündem oldu. Bu noktada suistimal edenlerin mallarına el konulduğunu ulusal medyada duyuyoruz. Cezalar kesildiğini duyuyoruz. Şehrimizde ceza kesilmiş işletme var mı? Bugün itibariyle ben bilmiyorum.
Ama zabıtamız da marketlerde ürünlerin raftaki fiyatıyla kasadaki fiyatı birbirini tutuyor mu noktasında denetim yapıyorlar. Evde bakılan sokak hayvanlarıyla ilgili bir uyarı yapılmış. Çöpe atılmalarını istiyorum demiş vatandaşlarımız. Ben tabii bu noktada saatimizi hemen hemen tamamlıyoruz. Yarım saat bir araya gelelim demiştik. Bu noktada belediyemize ulaşacağımız numarayı tekrar hatırlatmayı özellikle arzu ediyorum. 444-9959 numaralı telefonumuzu. Buradan her türlü talebinizi ulaştırmanızda fayda var. Vefa sosyal destek hattını tekrar hatırlatmalıyım. Burada birçok kurumumuz var. Belediye başkanlığımız da dahil olmak üzere. Jandarmamız, emniyet müdürlüğümüz, ilçe sağlık müdürlüğümüz ve belediye çalışanlarımız. Burada da sağlıkla ilgili 112, jandarmamıza ve emniyet teşkilatımıza 155 ve 156 numaralı telefonlarda Çorlu Belediye Başkanlığı'na ulaşan telefonları da bir kısmını buraya yönlendiriyoruz. 444-9959 numaralı telefondan ulaşmamız son derece mümkün. Bu dönem birbirimize sıkı sıkıya tutunmamız, eksiklikleri görmediğimiz, kusurları aramadığımız ama birbirimize dayanışmamız gereken bir dönem. Bu noktada ben Çorlu hemşerilerimizin son derece özen göstereceğine inanıyorum. Biz bu şehirde yaşayan 271 bin vatandaşız. Toplam 123 bin konut hanemiz var şehrimizde. 8 bin civarında apartmanımız, 13 bin civarında müstakil binamız var. Birbirimizi, komşularımızı dikkatle izleyelim. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunda aman görmezden gelmeyelim. Bir arada bu zorlukları aşacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Baş edilemeyen bir işle karşılaşıldığında Çorlu Belediye Başkanlığı olarak, eminim kaymakamlık olarak, jandarma, emniyet müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın yanında hizmetinde olmak için biz 7/24 buralarda olacağız. Hiç kimse endişeye kapılmasın, kurallara uymak konusunda azami, özeni göstersin. Hep beraber bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Bugün beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu tür bilgilendirme toplantılarının tekraren yapılmasını arzu ediyorsanız bu noktada da paylaşımlar yapılabilir. Biz bunların gereğini yerine getireceğiz. Tekrar bir yılı beraber değerlendirdiğimiz, geçtiğimiz bir yılı beraber değerlendirdiğimiz zamanların ivedilikle gelmesiyle ilgili temennimi ortaya koyuyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.